Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Ama bugün çok değerli bir konuğumuz var. Borsayı yakından takip edenlerin aslında çok iyi tanıdığı da bir isim. Eski YMKB, şimdiki BIST diyebileceğimiz borsanın duayeni bir isim bizle beraber. Nasrullah Ayan bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi hemen başlayacağız sohbetimize, çünkü hakikaten sizin yatırımcılara vereceğiniz tavsiyeler çok önemli. Onlar da merakla bekliyorlar. Ama hocamla biz bir başlayalım şöyle. Tabii siz de katılacaksınız. Genel bir değerlendirme yapalım hocam. Günaydın size de. Günaydın Barış. Şöyle bir iç dış piyasalara bir bakalım isterseniz önce. Sonra Nasrullah Bey neler söyleyeceğini ben de merak ediyorum. Evet, vallahi biz az önce dışarıda konuşuyorduk Nasrullah abiyle. İnanılmaz keyifli gidiyordu sohbet. Devamı burada, burada olacak. Evet. Şimdi piyasalara baktığımızda dünden bugüne çok fazla değişen bir şey yok. Amerika'da yükseliş devam etti. Hafif aşağıda kapattı Amerikan borsası, Dow Endeksi. S&P Endeksi yükselişte kapattı. %0.19. O rekor kırmaya devam etti. Biz de dün rekor kırdık. Yeni bir rekordu bu. Kapanış rekoru olarak bir rekordu. Aynı zamanda dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ilginç bir açıklama daha yaptı Barış. Dedi ki faiz indirmeye devam edebiliriz dedi. Hı hı. Zaten 50 bas puana düşürdüler. 50 puana, yarım puana. Bir 25 bas puan daha indirecekler. Sonuna kadar para basmaya devam. Zaten Amerika basıyor. Japonya onları da geçti. Japonya onlardan daha hızlı davranıyor. Bugün yazımda da bas bas paraları Leyla durumundayız. Yani dünya ile ilgili olarak. Demin Nasrullah Bey de onu söylüyordu. Bundan sonra olacakları, yani dünya nereye gidiyor biraz sonra konuşacağız. Hı hı. Ama dün bizim için piyasa açısından çok yatay ve böyle bir nasıl söyleyeyim? Ya bir tarafa gitmek istemiyorum. Bugün dinleneyim. Çok yoruldum. Rally yaptım. Koştum. Yukarı çıktım. Hı hı. Biraz buralarda dinleneceğim havası vardı. Son ilginç bir durum olmuş yalnız. Dün saat 17.30'dan sonra borsada yapılan bütün işlemler iptal edilmiş. Teknik bir arıza nedeniyle. Fakat bu teknik arızanın ve niye işlem... Şu işte Borsa İstanbul'un şu maddesine göre iptal edildi deniliyor. Ayrıntısını ben bilmiyorum. Haber kaynaklarında da çok fazla ayrıntısını göremedim. Son dakikada, son 5 dakikada muazzam bir işlem hacmi gerçekleşmişti. Ben o işlem hacminin Allah Allah nasıl olmuş bir normal görünmüyor. Evet, zaten normal görünmüyordu. Onu dün webinarda dikkatimi çekmişti. Bugün de sabah işlemlerin iptal edildiği haberini Borsa İstanbul'dan bir açıklama gelmiş. Onu gördüm. Onun haricinde dün reel efektif kur endeksini açıkladı Merkez Bankası. Evet. Ve 121.3'e gelmişiz. Merkez Bankası'nın oradaki sınırı 120'di. Yani 120'nin üzerine çıktığın anda Türk lirası değerlenmeye başlamış anlamına geliyor. Bunun anlamı cari açık üzerinde baskı yaratacak olması. Yani artış yönünde ciddi bir etkisi olabilir. Yani ithalat daha ucuzlamış. Hı hı. İhracat da pahalı hale gelmiş oluyor. Bu açıdan dün aslında reel efektif kur endeksi sonrasında Merkez Bankası'nın yeniden 16 Mayıs'taki toplantısında faiz indirebileceği beklentileri ağırlık kazanmaya başladı. Uzmanlar onu konuşmaya başladılar. Bu da piyasalar için olumlu. Diğer taraftan bir haber daha var. İlginç bir haber. Habertürk sitesinde çıkmış bu haber. Kaynağı belli değil ama ne kadar doğrudur onu bilemiyorum. Alplerden para yağdı şeklinde. İsviçre Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası Türkiye'de yaklaşık 400 milyon ila 800 milyon dolar arası bir hisse almış. Yani merkez bankaları normalde girmez hisse işine. Ama bana biraz garip geldi o haber. Mümkün değil. Gerçek midir değil midir? Yoksa gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Hani Hong Kong Merkez Bankası almıştı bir defa. O da Soros'la girdiği savaşı kazanmak için almıştı. Soros açığa oynamıştı şeyde Hong Kong'da. Ve hisseleri açığa satıp düşürmeye çalışıyordu. Bir taraftan da faizleri yükselterek düşürmeye çalışıyordu. Hong Kong Merkez Bankası girip piyasaya... Evet. Onun açığa sattığı hisselerin tamamını almış ve ondan sonra da Soros'la gizli kapılar ardında bir anlaşma yapılarak Soros ülkeden kovulmuştu.
Öyle bir olay hatırlıyorum. Başka da merkez bankaları çok zor. Dolayısıyla dikkat et, Hong Kong hisseleri aldı. Tabii. İsviçre Merkez Bankası niye alsın ki yani? Evet, İsviçre Merkez Bankası hani Türkiye'nin notunun artacağı beklentisi var. Yani adamlar yani günaydın yani. Değil mi? Evet. Ben daha fazla uzatmayayım da biz gerçekten sohbetimize geçelim. Özellikle Nasrullah Bey'i ben dinlemek istiyorum. Çünkü yıl 1987 borsa kuruluyor. 88'de tamam. Değil mi? Ondan sonra ya daha doğrusu 85'te yasası vesairesi çıkıyor. 86'nın sonu ya da 87'de başlıyor değil mi işlemler? 86'nın sonu olması lazım. Evet, 86'nın sonu ve burada Tahtakale'de ayaklı borsa, tahtalar var. Her hisse için tahtalar var. O tahtalarda insanlar işte gelip teklifini elle, kalemle yazıyor. Kalemle evet. Yazıyorlar. O günlerden bugünlere kadar. Nasrullah Bey piyasada tanımayan yoktur. Yani gerçekten yatırımcılara çok önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum. Evet. Öyle başlayalım hocam o zaman. O tahtalı günlerden başlayalım. Nasrullah Bey. Esasında tahtalı günlerden önce zarflı günler var. Tabii. Yani ilk başlangıcı borsanın üyelerin gelip karşılıklı belli hisselerde bir jüri heyeti gibi bir heyete zarf vermeleri. Alıcının alış zarfı, satıcının satış zarfı vermesi. Orada zarflar açılır. Orada fiyatlar uyuşuyorsa işlem gerçekleşir. Ve işlemler alfabetik olarak işlem görür. Evet. Yani mesela elinizde Arçelik var ve işlem sırası Çukurova Elektriği'ye gelmiş. Evet. Arçeliğinizi o saatten sonra alıp satamazsınız. Anladım. Gidin yarın gelin. Ha, hikayesi vardı. Alfabetik olarak sıra geçti. Tabii sıra geçti. Kaldı. Yani C'ye gelmişiz. Kardeşim nerede kaldı diye gözüküyor. Neredeydiniz? Şimdi esasında bununla ilgili de Wall Street Journal'da çok enteresan bir yazı çıkmıştı. Bir gün Washington'a uçarken o orta sütunu vardır Wall Street'in. Orada Türk borsasıyla alay eden bir yazı çıkmıştı. Evet. İşte Türkiye'nin alfabetik işlem gören ilk ve tek borsasına hoş geldiniz diye bir yazıydı. Evet. Sonra onu rahmetli Turgut Bey'le görüşmüştük. Ondan sonra tahta sistemine geçildi. Benim de borsaya girişim ondan sonradır. Ben evet. O kısmında yokum. Ayaklı borsa kısmı dediğiniz kısım ise borsanın birdenbire patlamasıyla işlem saatlerinin çok kısıtlı olması nedeninden dolayı ve mal bulunamamasından dolayı aşağıda bir ikincil piyasa oluştu. Evet. O borsadan ilgisizdi. Yani, yani orada tahtaların dışında insanlar kendileri mi alıp satmaya başlıyor? Tabii. Kendileri çantalarını açarlar. Çantalardan işte Çukurova diye bağırır adam. Öbürü gelir bir fiyat verir. Onun alışverişini yaparlar. Alır gider. O zamanki işte over the counter, over the counter'ı biz öyle bulmuştuk zaten. Yani Amerika'ya, New York'a falan gitmeye gerek yok. Bizde over the counter vardı. Kasalar açılır. O portakal kasaları konurdu orada. Hisseler taşınır. Evet. Hisseler taşınırdı. Bir de tamam, o zamanlarda bir de sahte hisse çıkmıştı. Değil mi? O işte şey, Çukurova Elektrik'te oldu o olay. 1990. Evet. 89. Neyse oraya geliriz ama o tahtalı dönemlerde işte nasıl? Orada mesela o sahte Çukurovaları İMKB takası yedi. İş Bankası yedi. O gün tarihiyle 50'ye yakın aracı kurum yedik. Yani, sizin aracı kurum vardı değil mi o zaman? AUG Türk İnvestmen'deydi o zaman. Evet. Hepimiz yedik. Bütün takaslarımızdan geçmiş. İşte birdenbire patladı olay ve hepimiz şaşırdık ve %17'si satılmış yani şirketin. Of. %17'si satılmış ve ana patron kamu ortaklığı idaresi o zamanki adıyla farkında değil. Ben bakıyorum tahtaya yağmur gibi mal geliyor. Özelleştirme idaresinin memuruna diyorum ki ne bu diyorum, niye bununla satıyorsunuz diyorum. Bizim değil diyor adam. Olay 20 gün falan devam etti. Takas nasıl gerçekleşiyordu Nasrullah Bey o zaman? Takas fiziki. Aşağıda işte İş Bankası'nın şeyi vardı. Bir odası mı? Dairesi vardı, odası vardı. İşte takası sen getirirsin, ben getiririm, orada değişir. Eğer orada malın duruyorsa talimat verirsin. Yoksa takası elden getirirsin. Çoğu insan, Türk insanının bir hissetme şeyi vardır. Evet. Alışkanlığı vardır. Altında olsa, para da olsa, hisse de olsa hissetmek ister. Onun yani için fiziki, eliyle tutmak. Tabii eliyle tutmak ister. Onun için fizikiden bizim kaydıya geçişimiz çok uzun zaman almıştır. Hı hı. Çantalar değişiyordu yani o zaman. Şimdi bambaşka bir noktadayız. Peki şey soracağım ben. Bir gün bana 3 kamyon şey yüklemişti bir tane yatırımcı.
İsmi lazım değil. Grabak yüklemiş. Üç kamyon. Ben de fındık gelmiş zannettim. Fındık deposunun adresini veriyordum. Borsa dedi ki bizde böyle bir yer yok koyacak. Adam 1960'ta almış kağıtları. 1 lira nominal değerli kağıtlar. Evet. Bu 6 sıfırı silinmeden önceki 1 lira. Evet, anladım. Evet, ondan önceki 1 lira size gel. Şu kadar kağıt işte 100 tane. Ne aracı kurumda hesap mı açtırıyor? Hayır, borç tahtada ben satın aldım. Siz aldınız. Ertesi gün adam inadına, meğersem adam 60'ta biriktirmiş. Yüklemiş kamyona, bana göndermiş. Takas merkezi kabul etmez. Bizde böyle bir yer yok diye. Aracı kurumlar kendi aralarında halletsinler dedi. Bizim bütün aracı kurumun tuvaletleri dahil o kağıttan dolmuştu. Sonra Rabak'ta battı zannedersen. Yok, ben sattım. Ben sattıktan sonra battı. Evet. Evet. Şimdi Türk Invest o zamanlar tabii en popüler aracı kurum. Fonksiyoner diyelim, ona popüler değil. Peki şunu soracağım. Şimdi siz bakliyatla uğraşan bir aileden geliyorsunuz değil mi? Siz evet. O işi siz yaptınız. Fındık işleri. Fındık işleri yapıyorsunuz. Evet. Nereden, nasıl oldu girdiniz borsaya? Yani o dönem çünkü yeni açılmış daha. Şimdi ihracatta 80 öncesi bulunuyor olmak demek, borsaların içinde bulunuyor olmak demek. Çünkü Türkiye'nin o günkü sistemi her tarafıyla blokesiniz. Yani Ankara'nın kararı olmadan nohudu belli bir fiyatın altında satamazsınız. Üzümü belli bir fiyatın altında satamazsınız. Dolayısıyla mutlaka resmi ve kara borsa dolar işinde bulunmanız lazım. Yani Ankara'da adam oturuyor diyor ki mercimeği 600 dolara satıyor. Kardeşim 400 dolar. Ben bunu 600 dolara nasıl satayım? Ha, mecburen o zaman 400 dolara satıyorsunuz. 200 dolar dışarıdan temin ediyorsunuz. Ülkeye 600 dolar getiriyorsunuz. Ha ne oluyor bu sefer, daha ucuza sattığınız... O 70 sente muhtaç olduğumuz dönemler. Tabii 70 sente muhtaç olduğumuz zamanlar. Yani 80'e biz geldiğimizde sıkıntılı geldik. O zaman işte Türkiye'de çapraz kurlar 6 ayda bir değişirdi. Yani İtalyan lireti devalü olurdu. Bizim Merkez Bankası'nda 6 ay sonra devalü olurdu. Biz tabii o zaman İtalyan lireti getirirdik. Yani bizim dövize bulaşmamız falan öyle oldu. Evet. Ha biz getirmesek zaten diğer müşteriler liretle almaya başlıyorlardı, gerçek müşterilerde. Yani o parayı Türklere yedirmiyorlardı. Tabii. Biz arada ilk biz öğrendik o işi, biz yaptık. İstanbul'da birkaç firma daha vardı. Borsaya başladınız. Nasıl başladınız? Yani orada bayağı hisse alıp satmaya. Siz de paraydı. Sadece arbitrajdı önceleri. Yani arbitraj, döviz, sonra o işte şeye denk geldim. Tam yurt dışına benim gidişim o Lübnan Savaşı sonrası, iç savaşı sonrası. Bretton Woods'un bozulması, altındaki hareketlilik ve benim o sırada hasbelkader İsviçre'de bulunuyor olmam. Yani esas benim kendimi geliştirmem orasıdır. Yoksa bir okul filan okumadım. Evet. Sonra bayağı hızlı bir büyüme var değil mi? Makro borsa, RGS, İzibelli, Menkul Değerler diye gidiyor herhalde. Mecburiyetten onlar. Mecburiyetten mi? Mecburiyetten. Nasıl oluyor? Bakmasınlar diye alıyorduk. Ha. Kapanmasınlar diye alıyorduk. Sonra 94'teki o meşhur ekonomik işte durumlar. Evet. Ne oldu orada? Sonrasında biraz herhalde sıkıntılar yaşadınız değil mi? Sonra yaşadık tabii. Yani şimdi biz 89'da bir krize girdik. O zaman devletle anlaştık, yola devam kararı aldık. Sonra onu hallettik. 90'da bitmişti. Bizim borcumuz, harcımız filan bitmişti. Türkiye bizim sayemizde esasında kanunları çıkartmak zorunda kaldı. O nasıl? Şeyi mi? Türk parasının kıymetini koruma? Yok. Repo. O Türk parası kıymetini koruma da bizim altın kaçakçılığı davasından sonra çıkmıştır. Orada da o 83, o daha eskidir. Orada 3 banka genel müdürüyle filan yargılanmamız vardı. Şimdi repo, karşılıksız repo tabir edilen bir şey var. Şimdi esasında o zaman repo öyle bir suç ki çok affedersiniz zina suçu gibi. Tek taraflı olmuyor. Yani iki tarafın olması lazım. Yani alan da suçlu, veren de suçlu. Yani şimdi çıkıp Nazlı Nayan tek başına yargılayamazsınız. Evet, yani o dönemde verenler de suçlu. Repo kanunu da yok. Esasında halen bilançolara gerçek olarak yansıyor mu emin değilim. Esasında hala ciddi olarak sorundur ülkede. Zaten şeyde biliyorsunuz uzanların yaptığı şey, yani elinde kağıt yok.
Ama repo yapıyordu adam. Şimdi o tamam ama gerçekten yapanların da bir tarafta pasifte halktan topladıkları veya kağıtlarını verdikleri zaman pasifte o aldıkları paraların aktifte de ellerindeki kağıtların görünmesi lazım. Evet. Bizde hala bu görünüyor mu emin değilim. Ya bu şu an elektronik ortamda zaten o kontrol ediliyor. Aha, benim bildiğim. Bilançolardan bahsediyorum ben. Ha, bilançolarda ama zaten o biliyorsunuz bir günlük, üç günlük bir iş, bir haftalık bir iş. Hayır artık üç haftalık, üç aylık repolar da var. Evet. Ya, neyse. Şimdi o dönemde o şimdi 94 krizinin gelişi işte bizim 93'te bir borsanın tavan yapması, hı-hı, çok hızlı gitmesi var. Ben krizi gördüm esasında. 93 krizini gördüm. 94 krizini gördüm. Hatam şu oldu benim o dönemde. 27 Mart yerel seçimleri vardı. Hiçbir gerizekalı hükümet yerel seçimler öncesinde kriz çıkartmaz diye düşündüm. Orada ben biraz gerizekalı yaptım. Estağfurullah. Öyle bir gerizekalı hükümet varmış. Kriz biraz daha erken başladı. Yani 15 Ocak'ta... Siz seçim sonrasında olabileceğini mi öngörüyordunuz? Evet. 15 Ocak'ta bir gece yattık, dolar 14 bin liraydı. Evet. Sabah kalktık 17 bin 500 liraydı. Sonra zaten 2 haftada 42 bin liraya gitti. Faizler %500'lere, 600'lere gitti. Biz o sırada çok Ankara'ya gittik geldik. Yani çünkü Ankara bizi haftalık denetliyordu. Ankara'ya gittik geldik, bizi kapatın dedik. Yani bizi kapatın, milletin parasını pulunu dağıtın. Çünkü biz artıdaydık. 15 Ocak'ta ben 250 milyon dolar param vardı. Evet. 17 Ocak'ta ben müflistim. Ortada mallar duruyor. Aynı tabii, mallar duruyor. Mallarda bir şey yok. Ama ama değeri yok. Değeri yok. Yani satamıyorsun zaten. Evet. Malın değeri yok. Ondan sonra tabii acı tarafı, ondan sonra bir de bizi hileli iflastan mahkemeye verdiler. Mal kaçırmışız evet, gibi. Hileli iflasta da mahkeme SPK'yı suçlu buldu. Evet. Yani bizim bir suçumuzun olmadığına karar verdi. Tabii bunların hiçbiri basında yer almadı. Yani bizim hileli iflasla mahkemeye gitmemiz 8 sütüne manşet oldu. Doğru. Ama beraatlerimiz bulunmadı. Yani bugün bile hala pek çok kişi bilmez. Yani hala mesela şey diye bilinir. Yatırımcı dolandırıldı. Yani vesaire diye soruluyor. Tam öyle değil. Şimdi mesela en son iflas masasına sordum ne kadar borcum var benim diye. Şimdi 10 tane yatırımcı mahkeme kararıyla 16.300 lira alacaklılar. Ne kadar aldıklarını bilmiyoruz şu ana kadar içeriden. 16.300 liranın ne kadarını aldığını bilmiyorlar. Bu 6-0 atılmış hali. Hı hı. Şu anda bu 10 kişinin 76 milyon 500 bin lira alacağı kalmış. Bugünkü parayla 76 milyon. Evet evet. 16 bin liraları iflas masasında evet, 76 milyon olmuş. Evet, evet. Çok ilginç. Çektikleri hariç. Evet. Ve bunu yazıyorum Twitter'dan, bağırıyorum, çağırıyorum. Duyan bile yok. Yani hı-hı, şimdi Türk Invest, Türkiye tarihinde ilk defa 3 yıl içinde borçlarını kapatmış tek finans kurumudur. Finans kurumları kolay kolay borç kapatamazlar. Doğru. Finans kurumları yıkıldılar mı çeker giderler. Evet. Yani Merrill Lynch'i yoksa bir dolara satarlar mıydı? Evet. Evet. Peki Nasrullah Bey, siz uzun yıllar bu borsanın içerisindeydiniz. Hem aracı kurum işlettiniz, kendiniz de işte arbitraj yaptınız, hisse senetleri işlemleri yaptınız vesaire. Döndük, dolaştık, işte İMKB oldu, İMKB'den sonra Borsa İstanbul olduk şimdi. Ve bütün her şey artık elektronik, muazzam. Yani oturduğun yerden cep telefonundan alış satış yapabiliyorsun. Muazzam bir teknoloji gelişti. Fakat değişmeyen şeyler de var. Yatırımcının şikayeti hiç değişmedi. Yani yatırımcı her zaman kandırıldığını ve her zaman aldatıldığını düşündü. Çok büyük para şekeri mi veriyorlarmış? Çok büyük para sahiplerinin her zaman kendilerinin bir şekilde tabiri caizse yolduğunu düşündü. Şimdi bütün bu yılların tecrübesini üst üste koyduktan sonra ben özellikle yatırımcılara mesaj vermenizi istiyorum. Yani yatırımcılık nasıl bir iştir? Ne yapmalılar? Gerçekten de siz çünkü öyle insanlarla birlikteydiniz ki yani Türkiye'de özellikle 94'e kadar hatta belki 2000'e kadar 98'e kadar
piyasada gerçekten adı çıktığı anda ya şu adam şu tahtaya girmiş, bu adam şunu şöyle yapacakmış şeklinde bir sürü fiskos ve her yerde yayınlandığı zaman böyle hakikaten inanılmaz hareketler yapan, bu spekülasyon da olabilir, manipülasyon da olabilir. Kimsenin hani suçunu şey yapmayacağım ama şimdi gerçekten böyle bir şey var mı? Yani büyük para sahibi spekülatörler gerçekten küçük yatırımcıyı nasıl yoluyorlar diyeyim veya yoluyorlar mı diyeyim? Bunun taktikleri neler? Şimdi insanlara bu şeyi verelim. Bunun yanıtını alalım tabii Nasrullah Bey'den ama reklamda bölmeyelim. Reklamımız var. Kısa bir reklama tamam, gidelim. Ondan sonra yanıtınızı alalım. Tamam, peki. Tamam. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Nasrullah Ayan'la sohbetimiz de sürüyor. Hocam o önemli evet, sorunuzun yanıtını alalım. Evet. Sorum kısaca şöyleydi. Evet. Dediğim gibi küçük yatırımcı her zaman büyük para sahiplerinin, spekülatörlerin, manipülatörlerin çok büyük paralar kazandı. Hep kendilerini ciddi anlamda zarara uğrattıklar, yolduklarını vesaire düşünürler. Ve siz o dünyayı çok iyi biliyorsunuz. O insanları çok iyi de tanıyorsunuz. Şu an çok zengin olmuş giden var mı? Yoksa orada yatırımcı nasıl yolunuyordu veya yolunmaması için ne yapması lazım yatırımcı? Şimdi bizim son zamanlarda işte bir yatırım tasarruf hata yapmamız konuşuluyor. Evet. Şimdi biz 1980 yılı 24 Ocağı'na kadar insanları dolandıran, nark koyan bir sisteme sahiptik. Evet. %5 faize sahiptik. Evet. Ülkede enflasyon %45 iken, %50 iken biz insanları tasarrufa evet, zorluyorduk. Zorlamıyorduk. Ellerinden aldığımız paraya %5 faiz veriyorduk. Evet. Yani bizim bankalarımızda sistemimizde yatan para çarpılıyordu. Evet. Bizim o sistemden bugüne gelişimizde topu topu 33 sene var. Evet. Bu 33 senenin de 26 senesinde borsa var. Evet. Ve dolayısıyla bu kadar kaybı gören insanlar buraya bir de naturamız da var. Kumarbazlığa geldiler. Evet. Ben küçük yatırımcı tabirini reddediyorum. Evet, ben küçük kumarbazlar, küçük köşe dönücüler, acil köşe dönücüler tabirlerini daha çok tercih ediyorum. Evet. Bunu çok aleni söylüyorum. Evet. Burada küçük yatırımcı falan yok. Yatırımcı dediğin yatırır. Bir yere yatırır, oturur, hedefi vardır, hedefini bekler. Bir kağıdını iyi seçmişse bir adam ve 10 sene beklemişse, bundan 25 sene evvel alınan 1000 dolarlık kağıtlardan 1 milyon dolar olan kağıt var. Evet. Hisse var. Var, evet. Şimdi, ve çok sayıda var. Çok sayıda var. Şimdi sen oturacaksın. Sağdan soldan gelen lafla hisse senedi alacaksın. Tüyo alacaksın. Ondan sonra oturup ağlayacaksın. Evet. Yok böyle bir dünya. Evet. Elma şekeri vermiyorlar kardeşim. Sen gideceksin adam gibi yatırımcı olacaksın. Evet. Yatırımcı olmadığın sürece senin elindeki parayı almak o çok sizin kolay dediğiniz manipülatörün, spekülatörün talebi, adamın işi bu. Tabii. Sen vermeyeceksin. Sen kumarhaneye gidiyorsun. Kumarhane usul ne? Kumarhane sahibi kazanır. Evet. Yani sen kumarhaneye gidiyorsan burada kaybedersin. Evet. Yatırım yapmaya gidiyorsan burada zengin olursun. Ben bunu iddialıyım. Borsada bugüne kadar bizim baştan beri iddiamız şuydu. Biz dedik ki 10 milyon insanı Türkiye'de hisse senedi sahibi yaparsak evet, Türkiye'de bir daha darbeler konuşulmaz. Çok doğru bir tespit. Çünkü 10 milyon kişinin sen cebindeki paraya el atarsan darbe yapıp 10 milyon kişi ayaklanır. Evet. Biz 1994'e geldiğimizde 1 milyon Türkiye'de borsada İMKB'de yatırımcı vardı. Evet. Bugün bu sayı 1 milyon 100 bindir. 800 bini boş hesaptır. Boş hesaptır. Aynen öyle. 300 bindir. 300 yani, bin aktif hesap. Yani %70'ini kaybetmiş. Bırak 20 senede adam eklemeyi kaybetmişiz. Niye kaybetmişiz? Burada herkes hatalı. Herkes takkesini önüne koyup düşünecek. Yani sen insanların filanca şirket patronu hata yaptı diye ellerindeki hisseleri gasp edemezsin.
Kesinlikle. Kesinlikle. İşte orada yasalar da ona göre olmalı. Bir size çalışmamın sonucunu söyleyeyim. Oturdum bir gün. Ya dedim 2000 ile 2012 arasında endeksi katlayan şirketler hangileri? Yani endeks 1 getirmişse 1.1 getirse de endeksi katlamış oluyor. 1'e 10 getirse de katlamış oluyor. Bunlar hangileri bu şirketler diye bir çıkartayım dedim. Ve 2000 ile 2012 arasında Nasrullah Bey çıkarttım şirketi. 28 tane şirket çıktı. Bu süre içerisinde endeksin çok üzerinde. Burada endeksi 9'a katlayan da var, endeksi 5'e katlayan da var, 10'a katlayan da var. Bir sorun var. Bir de endeks katlanmış tabii. Tabii endeks 4, endeks o süre içinde 2000 ile şey arasında 4'e katlanmış. Dolayısıyla endeksi 6'ya katlamışsa o 24 oluyor. Yani öyle düşünelim. Yani endeks zaten kaybettirmemiş şey. Tamam. Yani o süre içinde kaybettirmemiş. Tabii burada 2013'te yok ayrıca. Tabii 2013 yok. Bu rekorlarda yok. Yok. 2012'nin sonu. 2012 itibariyle. Pardon 2011'in sonu. 2011'in sonu. Öyle baktığımızda. Bu şirketlerin ortak özelliği ne diye baktım. Yani niye bunlar dedim endeksi katlamışlar. Bunun şöyle bunların hepsinin geçmişine bir bakayım. Bunu tabii zaman zaman yaptığım bir şeydi. Her sene tekrar ederim. Yani 2012 bitti şimdi. Mesela onu tekrar ederim falan. Ortak özellik ne biliyor musunuz? Hepsinin ortak özelliği. İki şirket hariç yalnız. İki şirket hariç. O da geçici artanlar var. Uzun ve dönemde artan değil de geçici artmış. O yüzden çok kazandırmış gözüküyor. Ortak özelliği şu. Bunların hepsi istisnasız 94'te de 98 krizinde de 2001 krizinde de zarar etmemişler ve bunların yani 128 şirketin 20 tanesi hiç zarar etmiyor. Sürekli kar eden bir şirket. Şimdi kar demek öz varlığınıza her sene ekliyorsunuz demektir. Çünkü kar ettikçe evet. Öz varlığınıza ya bunu kar olarak dağıtırsınız veya eklersiniz. Bitti. Bu kadar. Kim ne kadar çok ekleyebilmişse o kadar çok para kazanmış. Şimdi bakıyorsunuz şirkette. Tek yatırımcının cevap vermesi gereken soru şu. Bundan sonraki dönemde sürekli kar edecek şirket hangisi? Bir tek buna cevap verecekler. Bunu bilmek mümkün mü? Bazı şirketler bas bas bağırıyor. Ben her sene kar edeceğim diyor. Çünkü adam geçmiş 10 yıldır zaten kar ediyor. Bunların ortak bir özelliği elde ettikleri karın minimum %40 veya 50'sini de yatırımcısına dağıtmış. Küstürmüyor. Evet dağıtmış. Demin siz şey tam reklama girdiğimizde şey diyordunuz. Ne yapacak yatırımcı? Yatırımcı olacak. Ya yatırımcı olacak. Adı borsa, üstünde yatırımcı. Yani senin borsa bir kumar var. Yeri değil. Borsa, ben onu gördüm. Asla. Çünkü borsa gerçek doğru şirketi her zaman hak ettiği fiyata getiriyor. Kimseyi dinlemeyecek. Düzgün evet. Yönetimi olan, düzgün temettü veren veya evet. Büyüyen. Evet, büyüyen şirketler bulacak. Bütçesi ne kadarsa hiçbir zaman ihtiyacı olmayacağı bir parayı. Evet. Bu ayda 50 lira olabilir, 100 lira olabilir, 250 lira olabilir. Her ay her fiyattan o hisseden veya iki hisseden eşit miktarda evet. Yerine koyacak. Hı-hı. Ekleyecek. O Migros örneğini bir anlatır mısınız? Dışarıda anlatıyordunuz. İşte Migros'un halka arzında bir dostum geldi bana. Çok da sevdiğim bir doktorumdu da aynı zamanda. Ya Migros halka açılıyor dedi. Bana dedi bir sende bir de Koçbank'ta hesabım var dedi. Koçbank istediğim kadar bana verecek dedi. Kaç lot alayım söyle de bir incele dedi. Bu ya bakkal dükkanı bu dedim. Yani şimdi anlar mı bu dedim. Adam benden korkusundan bana da söyleyemedi. Öbür tarafa da ayıp olmasın diye gitmiş 100 lot Migros almış. O 100 lot Migros'la iki çocuğunu Amerika'da okuttu. Sonra 1 milyon dolarlık filan elinde Migros vardı son gördüğümde 2000'de. Görene de beni şeyi gösterirdi. Bak bu çok anlar borsadan. Onun için yatırım gerçekten düzgün şirketler bulacaksınız. Yoksa Türkiye borsasında çok şirket battı. Çok insanın canı yandı. Çok banka battı. Bu batanların hepsinde devletin suçu var. Evet. Yöneticiler kadar. Yani şimdi 2001 krizini siz bir gecede çıktı mı sanıyorsunuz? 2001 krizi 1982'den beri var. Evet. Banker Castelli batırıldığı günden beri var. Evet. Banker Castelli kendisi mi battı sanıyorsunuz? Banker evet. Castelli'nin elinde bankaların sertifikaları vardı. Hı hı. Bankaların o sertifikaları aradan geçen zaman içinde pul edilerek mevduat sahibine ödendi. Evet. Yoksa Banker Castelli sertifika alıp sertifika satıyordu. Hı hı. Evet. Peki şeyi soracağım.
Ya süremiz de çok azalmış. Hocam son 5 dakika artık. Son 5 dakika onu hızlandıralım. Demin dünya nereye gidiyor? Bugün benim yazımım başlıydı. Demin sizle dışarıda da konuşurken siz çok ilginç şeyler söylediniz. Bunu ben özet tabii olarak... felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ama dünyanın gidişatı gidişat değil. Evet. Yani Warren Buffett da böyle söylüyor. Buradan şimdi ne çıkabilir? Nasıl 1970'lerden sonra 1944'te Amerika altınları topladı ve her 34 dolar getirene bir ons altın vereceğim dedi. Sonra bir gece kalktı, lan altın altındır, dolar da dolardır dedi. Olur mu öyle şey dedi. Anlaşmayı tek taraflı bozdu. Şimdi gittiğimiz noktada bir gece kalkıp dolar yerine molar bulabiliriz. Euro yerine muro bulabiliriz. Yani yen yerine men bulabiliriz. Yani bunlar... Üretilir bir şey yani. Şimdi... Dünyanın bu gidişatı, bir defa çok enteresan bir cümlesi var o Rogers'ın mı öbürünün mü? Önümüzdeki dönemde Ferrari'lere çiftçiler binecek diyor. Hı. Şimdi 7 milyar nüfusu bu tarım doyuramıyor. Evet. Bu tarımın bir şekilde bu 1 milyar insanı çok kötü bir laf söyleyeceğim. Bir savaşla yok etmesi lazım. Bu savaşla yok edilecek. Bu savaşta bütün silahlar tüketilecek, bu faturalar birilerine kesilecek ve yeniden ülkeler inşa edilirken ekonomi canlanacak. Başka çaresi yok. İnşallah onlar dedikleriniz olmaz. Evet. İnşallah. Bu arada çok kısa olarak... Hocam son 3 dakika. Siz çok ilginç bir iş yapıyorsunuz şu an. Ben ilk defa duydum ve çok şaşırdım. Fındık kabuğundan un yapıyorsunuz. Fındık kabuğu ve kayısı çekirdeği kabuğundan ve istersek de cevizden yapabiliyoruz. Bunların kabuklarını... değerlendiriyoruz. Kabuklarını kırıyoruz. Un ve granül haline getiriyoruz. Unu ekmekte katkı maddesi olarak kullanıyoruz. Fındık unu çölyak hastalarının tedavisinde birebir. Çölyak hastaları beyaz ekmek yiyemiyorlar. Evet. Sindirim sorunları oluyor ve direkt bağırsakları tahriş ediyor. Bu da doğuştan olan bir hastalık. Türkiye nüfusunda da 1.2 oranında, %1.2 oranında çölyak hastası var. Dolayısıyla 1 milyon kişi etkileniyor. Bunlara sadece hizmet verebilirsek hem para kazanacağız, yalanı yok. Evet, hem de sosyal sorumluluk projesi bu. Ve bunun tek çaresi fındık. Çünkü fındık kabuğu. Çünkü diğer unlardan verdiğiniz zaman obezite baş gösteriyor. İkinci ürünümüz kozmetik olarak alıyoruz, bir granül olarak. Onu da işte maske ve şeyde kullanıyoruz. Peeling'de kullanıyoruz. Evet. Üçüncüsü de aklınıza gelen her yerde temizlik maddesi olarak kullanılıyor. Onu daha teyit edemedim. Ceviz kabuğunun bir kısmını Amerikalılar diş macununda kullanıyorlarmış. Tartar temizliğinde. Evet. Onu daha teyit edemedim. Eğer o doğruysa bizdekiler kum yediriyor bize. Şimdi son bir dakika kaldı. Twitter'dan da bir soru var size. Nasrullah Bey diyor ki izleyicimiz. Acaba şimdi şu anda borsada yatırım var mı? Hayır. İlgileniyor musunuz borsayla hiç? Hayır. Tamamen bu sözünü ettiğiniz yatırımlarla ilgileniyorsunuz değil mi? Türkiye'desiniz. Türkiye'deyim, Antep'teyim. Ne zaman döndünüz? Bir 3-5 sene oldu değil mi? 4 sene oldu. 4 sene oldu. Hiç artık o tarafla dışarıyla İsviçre'de falan. Yok, İsviçre'de işim kalmadı. Yani daha doğrusu çocuklarım ve torunlarım var. Ama hepsi büyüdüler. Orada işleri var. Siz artık Türkiye'de Antep'te, yatırımlarla Antep'te... Biz artık sanayiciniz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Nasrullah Bey. Sizin son bir mesajınız varsa onu da yatırımcılara iletelim. Öyle noktalayalım. Akıllı olsunlar. Ne diyeyim? Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ bu olun. Yeni yatırımlarda da. Hocam size de çok ben teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum Barış. Nasrullah Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ bizi olun. Kırmadı. Geldi sağ olsun. Sağ teşekkür ederim. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.